Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan ceza muhakemeleri kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin tümü üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının geliştirilmesi, hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, adalete erişimin kolaylaştırılması, makul sürede yargılanma hakkının gözetilmesi, yargıya güvenin artırılması ve insan odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesi günümüzde hakim olan ana ilke ve değerler olarak kabul edilmektedir. Bu ilke ve değerler kapsamında 2019 yılında kamuoyuyla paylaşılan Yargı Reformu Strateji Belgesi ve bu yıl içinde açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı ile son derece önemli adımlar atılmış ve atılmaya devam etmektedir. 37 maddeden oluşan birinci yargı paketiyle ifade özgürlüğü güçlendirilmiş, hak arama yolları genişletilmiş, onarıcı adalet kapsamında mağdur hakları güçlendirilmiş, soruşturma evresinde tutuklama süreleri sınırlandırılmış, seri muhakeme ve basit yargılama gibi alternatif usuller ceza muhakememize kazandırılmıştır. 67 maddeden oluşan infaz paketi olarak da bilinen ikinci yargı paketi ile koşullu salıverme oranları yeniden belirlenmiş, özel infaz usulleri getirilmiş, geliştirilmiş ve infaz hakimliği müessesesi güçlendirilmiştir. 62 maddeden oluşan üçüncü yargı paketiyle hukuk yargılamalarının daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesine imkan sağlayan düzenlemeler yapılmıştır. Şu anda genel kurulumuzda görüşmekte olduğumuz 26 maddeden oluşan dördüncü yargı paketiyle yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi, hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflığın geliştirilmesi, kişinin maddi ve manevi bütünlüğü, özgürlük ve güvenliği ile özel hayatının korunmasında daha etkin adımlar atılması ve insan hakları konusunda üst düzey idari ve toplumsal farkındalığın artırılması amaçlarına yönelik olarak belirlenmiş olan faaliyetler hayata geçirilmektedir. Yine Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde mini infaz paketi olarak ifade edilen 10 maddelik 7328 sayılı kanun teklifi, 2017 yılında yapılan anayasa değişikliği neticesinde gerçekleşen büyük yönetim reformuna uyum sağlamayı amaçlayan 18 maddelik askeri yargı paketi genel kurulda görüşülerek kanunlaşmıştır. Son olarak hali hazırda Meclis İhtisas Komisyonu'nda görüşülen ve 16 maddeden oluşan Hayvanları Koruma Kanunu teklifi de inşallah meclisi tatile girmeden büyük bir uzlaşmayla genel kurulda görüşülecek ve kanunlaşacaktır. İfade etmiş olduğumuz yargı paketleri ve diğer kanun teklifleri ile Yargı Reformu Strateji Belgesi ilan edildiğinden bugüne kadar toplam 236 maddelik mevzuat çalışması Türkiye Büyük Millet Meclisi uhdesinde tamamlanmış olacaktır. Meclis bünyesinde gerçekleşen ve gerçekleşmekte olan mezkür yasama çalışmalarının yanında idare eliyle hayata geçirilen düzenlemelerle yargıya olan güveni ve erişebilirliği artıran önemli adımlar atılmıştır. Atılan bu adımlar vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmış, büyük faydalar sağlamıştır. 2019 yılında kamuoyuna duyurulan Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında 9 amaç, 63 hedef, 256 faaliyet ortaya konulmuştur. Belgede yer alan 256 faaliyetin bugüne kadar 129'u hayata geçirilmiş. Bu sayede Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin %50'den fazlası uygulamaya konulmuştur. Meclisimiz tatile girinceye kadar çıkaracağımız kanunlarla birlikte bu oran çok daha yüksek seviyeye ulaşmış olacaktır. Yine 2 Mart 2021 tarihinde ilan edilmiş olan İnsan Hakları Eylem Planı ile Özgür Birey, Güçlü Toplum, Daha Demokratik Türkiye vizyonu doğrultusunda
11 temel ilke, 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyet belirlenmiştir. Gerek yasama gerekse yürütme organı tarafından alınan kararlarla uygulanacak olan insan hakları eylem planı 2 yıl içerisinde hayata geçirilmiş olacaktır. Belirtmek gerekir ki bütün bu çalışmalar tarihimizde gücümüzün azaldığı, zorluk içinde olduğumuz dönemlerde emperyal güçlerin veya devletlerin dayatmaları ile zoraki olarak gerçekleşen tırnak içinde reform faaliyetlerinden değildir. Aksine her geçen gün güçlenen, dünya siyasetinde varlığını ve etkisini artıran ülkemizde yaşayan insanlarımızın temel hak ve özgürlüklerini genişleten, adalete güven duygusunu tahkim eden ve bizzat milletimizin ihtiyaç ve taleplerini esas alan gerçek manada reform faaliyetleridir. Yapılan bu çalışmaların reform olarak kabul edilmemesi, küçümsenmesi, karalanması veya hükümsüzleştirilmeye çalıştırılması hiçbir şekilde iyi niyetli ve samimi olarak görülmemelidir. Türk demokrasi tarihinde gerçekleşen en önemli yönetim reformlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi, diğer bir ifadeyle Türk tipi başkanlık sistemi üzerine yapılan haksız ithamlar, yalan ve karalama kampanyaları hangi niyetle yapılıyorsa yargı reformu çalışmalarına yönelik ön yargılı, mesnetsiz ve yok saymaya matuf değerlendirmeler de aynı gaye ile aynı niyetle yapılmaktadır. Bu niyet sahipleri objektif değildir, hakkaniyetle hareket etmemektedirler. Türkiye istikrarlı yönetimi, adaletli temsili ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayesinde geleceğe çok daha emin ve kararlı bir şekilde yürümektedir. Biliyoruz ki ülkemizde milletimizin ve devletimizin ihtiyaç duyduğu hususlarda reform niteliğinde değişiklikler sırasıyla hayata geçirilecektir. Yine yargı reformu strateji belgesinde gösterilen amaç ve hedeflerin yanında insan hakları eylem planında belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda faaliyetlerin devam edeceğinin ifade edilmiş olması da son derece isabetlidir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 27 maddeden oluşan kanun teklifinde kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi için bir takım düzenlemeler yapılmaktadır. Bu kapsamda kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans anlayışıyla hareket edildiği anlaşılmaktadır. Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının boşanılan eşe karşı işlenmesi nitelikli hal kapsamına alınmakta, cezai müeyyidesi artırılmaktadır. İdareye yapılan başvurularda cevap süresinin kısaltılması son derece önemli bir değişikliktir. Buna göre idari yargılama usulü kanunu uyarınca yapılan idari başvurulara cevap verme süresi 60 günden 30 güne indirilmektedir. İdarenin yargı süreçlerinde çok daha hızlı hareket etmesini sağlayacak olan bu düzenleme, idari yargılamaların çok daha kısa sürede sonuçlanmasına hizmet edecektir. Belirtmek gerekir ki idarenin cevap verme süresi kısaltılmakla birlikte vatandaşın idari yargıda dava açma süresi olan 60 günlük sürede herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Yine ceza yargılamasında koruma tedbirleri bakımından kişi hak ve hürriyetlerini güçlendiren düzenlemeler yapılmakta, sulh ceza hakimliğinin tutuklama ve adli kontrole ilişkin verdiği kararlara karşı dikey itiraz usulü getirilmektedir. Sırf ifade almak amacıyla düzenlenen yakalama emirleri nedeniyle mesai saatleri dışında yakalanan kişilerin bir defaya mahsus olmak üzere serbest bırakılabilmelerine imkan tanınmaktadır. Vatandaşımızın oldukça mağduriyet yaşadığı bu hususta düzenleme yapılmış olması son derece isabetli olmuştur. Tutuklama ve adli kontrol tedbirleriyle ilgili olarak kişi özgürlüğünü önceleyen düzenlemeler ile iddianame düzenlenirken özel hayatın mahremiyetine dikkati en üst seviye
düzenlenirken özel hayatın mahremiyetine dikkat en üst seviyeye çıkmaktadır. Zorla getirme kararlarının telefon, e-posta gibi iletişim araçlarıyla bildirilmesi, iddianame ve duruşma tarihinin telefon, e-posta ile sanık, mağdur veya şikayetçiye bildirilmesine ilişkin düzenlemeler mahkemeye vatandaşlarımızın erişim hakkını güçlendirecektir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ifade etmiş olduğumuz bu düzenlemeler hiç kuşkusuz insanımızın yararınadır. Adalete erişimi kolaylaştıran, adalete güveni tahkim eden düzenlemelerdir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak daha önceki yargı paketlerinde olduğu gibi bu yargı paketini de kararlılıkla desteklediğimizi ifade etmek istiyor. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.